Merhaba arkadaşlar, bugün akıllı telefon modundayız. Akıllı telefon modundan kastım yani iPhone şeklinde yapılmış. Bizim iPhone modumuz vardı, yani daha önceki bölümlerimizde var. Fakat bu o moda taş çıkartır. Yani şöyle söyleyeyim, çok güzel bir şekilde kafa tutar ve çoğu şeyi de özelliği de daha güzel bunun. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. İki mod hani farklı birbirinden tabii ki de, ama birbirinin açıklarını çok güzel kapatmışlar. Mesela önceki iPhone'da tanıttığım iPhone modunda hani böyle güzel şeyler yoktu. Mesela bunda acayip şeyler var. Pizza falan sipariş ediyorsun, pizzacı geliyor, meliyor. Onun gibi güzel şeyler var. Özellikle MP3 çaları bunun çok güzel. Ama iPhone modda mesela bunlar hani güzel değildi. MP3 çaları hiç sevmemiştim. Minecraft'ın orijinal CD'leri falan oluyor ya, böyle CD çalıyor. Ondan çalıyordu. Bunda istediğimiz şarkıyı çaldırabiliyoruz mesela. Birazdan hepsini göreceksiniz. 63 style çalacağız mesela. Yani bunun gibi, hani bunun özellikleri daha güzel. Fakat bunda da çok eksikler var. Mesela App Store özelliği bunda yok. Hani onda vardı falan. Satın alma özelliği falan. Bu şekilde aralarında güzel farklar var. Ama birleşseler çok güzel olurlar diyorum. Neyse, hadi başlayalım. İlk öncelikle bu telefonu yapmak için arkadaşlar bize 8 tane demir, yani şuradan göstereyim. 8 tane demir ve bir tane düz cam gerekiyor. Düz cam ortaya, 8 demiri böyle etrafına şey yapıyoruz. Düz cam da zaten bilmeyenler şu şekilde yapılıyor. İşte bu şekilde bunu yapıyoruz telefonu. Ve bunun numarası 0 oluyor. Yani 0 numaralı bir telefon. Hani bu numara ne numarası? Hat numarası. Şöyle göstereyim. Telefonu elime aldığımda bu 0 olan numara bir numaraya dönüşüyor rastgele. 41, 41, 96, 20 mesela, böyle bir numaraya dönüşüyor. Başka bir telefonu yine elime aldığımda 94, 29, 69, 28 diye bir numara oluyor. Bak, çok 9'lu bir numara, güzel bir numara düşmüş. Bu şekilde bir kişi telefonu eline aldığında, yani telefonu bir kişiye eline geçtiğinde hemen ona numara atanıyor. Bir hat numarası, yani aramak için numara. Ne işe yarayacak peki? Arkadaşlarınızı arayabileceksiniz, evet. En güzel özelliği de aslında bu modun. Şimdi karşımda bir arkadaşım varsa ona da bir telefon veriyorum ya da kendisi yapıyor. Yani onun da bir numaralı telefon oluyor eninde sonunda. Bir numaralı telefon elinde oluyor. O numarayı bana söylüyor. Ben bu telefonuma giriyorum sağ tıkla. Şurada hesap makinesinin altında call var bakın. Buna tıklıyorum. Call veya call, yani neyse. Bakın şu üstteki saat de zaten Minecraft'ın orijinal saatidir. Yani doğru bir saat o. Rastgele bir saat değil. Şu an Minecraft'ta saat sabah 9:30 oldu. 31, 32, 33 bu şekilde gidiyor, yani dakikasal saat yani Minecraft'ın. Bu da doğru bir saat. Neyse, bu şekilde arama yerine girdiğimizde arkadaşımız bize numarasını söylüyor, işte herhangi bir neyse numara. Buraya tuşlardan yazıyoruz, call diyoruz, arıyor. Bu kadar. Hani arıyor, bildiğimiz arkadaşımız arıyor. Ama şu an arkadaşım olmadığı için bunu yapamayacağım. Bu şekilde yanlış yazarsak falan şöyle. Mesela şöyle silebiliyoruz. Buradan işte arkadaşlarımızı arıyoruz. En güzel özelliklerinden biri aslında bu. En gelişmişlerinden biri. Ve hesap makinesi var. Bildiğimiz hesap makinesi yani. Ve iPhone'daki, yani Apple'daki cihazlardaki ikonu kullanmış. Bakın tıpatıp aynısı, çok güzel olmuş. Müzik de aynı şekilde öyle, ona benzemiş. Neyse, hesap makinesine bir bakalım. Hesap makinesi bildiğimiz gerçek. Mesela 9 çarpı 9 eşittir 81. Sil. Şuradan siliyor. 8 çarpı 9 eşittir 72. Bakın hep doğru. 31 çarpı 31. Hepsi doğru, gördünüz mü? Gerçi bunu bilmiyorum, doğru mu değil mi, hiç hesaplamadım. Neyse, bölme, işte şey yapma, çıkarma, bilmem ne, kesme, kırpma, matematikte ne işlem varsa sayısal hepsini yapıyor yani doğru bir şekilde. Bildiğimiz hesap makinesi. Onun dışında telefonda bir de ne özelliği var diyeyim size. Bunlar beta, hani internete girmiyor mesela. Ama iPhone modda vardı bunların hepsi. Hani bunu da mesela ayarlara falan girmiyor ama iPhone modda giriyordu. Hani bu şekilde gerçekten birbirlerini kapatan açıkları var iki modun. Birleşseler mükemmel olurdu harbiden ya. Neyse, boş ver. Tamam. Şimdi mesaj kısmı da girilmiyor. Dur. Bekle. Time. Time. Time'a bakalım. Şimdi time şu yukarıdaki saat zaten. Buna büyük bir halde bakmak için bu şekilde buraya basınca görüyorsunuz. Şurada bir müzik çalar var değil mi? Şimdi müzik çalar, en bombası, en güzeli. Evet, müzik çalara basıyorum ve burada benim 3 tane müziğim var. 63 Style'a, Mahsun Kırmızıgül ve Kurtlar Vadisi'nin klarnet versiyonu. Şimdi bunları nasıl çalacağım? Üstüne basıp çalacağım. Evet. Budist Bay Mardinli serseri ve tayfası tarafından ananızın amına armağan olsun orospu çocukları. Amına koyduğuma bak ya. 63 Style'a anana kol sopası koyarım, deliyi tutturmak. İpne kim kim şarkı söylüyor. Neyse, işte bunu böyle dinleyebiliyoruz. Ve şurada karıştır seçeneği de var. Hani var ya, hani bu tekrarla mekrarla.
müzik çalar da bizim kendi şeylerimizde. Aynı gerçek burada da var. Hani bunu direkt böyle edince mesela sürekli başa dönüyor kendi kendine. Hiç, hani kulaklığı takıp dinliyormuşsunuz gibi düşünün. Hani hiç siz müziği değiştirmiyorsunuz veya baştan başlatmıyorsunuz. Siz uğraşmıyorsunuz. Kendi kendine değişiyor. Şurada Mahsun Kırmızı Gülümüz var. Ellerin Kadınısın. Evet, bu da güzel bir şey. Bak, altına yazıyor Playing. Mahsun Kırmızı Gül, Ellerin Kadınısın. Playing 63 style'a senin ananı bu şekilde orada da gözüküyor. Kutlar Vadisi klarnet versiyon. 2013 müthiş. Evet. Dur. Ha, buraya peki nasıl müzikleri attım? Nasıl müziklerin hepsini burada çalabiliyorum? Çok kolay arkadaşlar. Şöyle bir tam ekrandan çıkabilirsem ve şuraya da hemen şöyle şunu yazarsam Minecraft mods dersem. Bakın şimdi Minecraft modsun içinde hem şu mod var, iCraft modumuz var. Zaten bunu otomatik bir şekilde kuruyor. Siz de bu klasöre giriyorsunuz nokta Minecraft'ın içinden modsa ve buraya şu şekilde iCraft adında bir klasör oluşturuyorsunuz. I küçük, C büyük, geri kalan hepsi de küçük. Sadece C büyük bir şekilde iCraft yazıyorsunuz buraya. Böyle bir klasör oluşturuyorsunuz. Şöyle yeni bir klasör yani. Sonra bunun içine oynatmak istediğiniz MP3'leri atıyorsunuz. Fakat MP3 diye bir klasör oluşturuyor. Yani şunlar yok. O şunlar olmayacak sizde. Yani şöyle söyleyeyim kısaca. iCraft yaptınız ya buraya klasör. Yeni bir klasör daha açıyorsunuz buraya. MP3 diye, yani şunun gibi. Bunları saymayın. Bunlar sizde olmayacak. Şu MP3'ün içine istediğiniz her şarkıyı atıyorsunuz. MP3 bir şekilde olması gerekiyor formatı. Bu şekilde atıyorsunuz. Ve artık oyuna girdiğinizde bunların hepsi sizde de çalıyor oluyor. Bu şekilde güzel bir şeyimiz de var yani. Mantığımız da var. Çok güzel hatta. Yani MP3 çalar mantığı mükemmel. Şimdi son iki özelliğimiz daha kaldı. Birisi satın alma özelliği ama tabii ki de iPhone moddaki gibi kapsamlı değil fakat çok güzel. Şimdi bakın. Diamond satın alıyorum ya. Buy dedim, şimdi geliyor. Well, look the skies. Gökyüzüne bak. Senin satın aldığın şey geliyor diyor. Evet. Bakın, gökyüzüne baktım ve satın aldığım şey, onun için korktum. Gerçekten geliyor. Gördüğünüz gibi geldi. Sağ tıklıyorum ve Diamond. Evet, satın almıştım değil mi? Geldi. Bu şekilde işte her şeyi alabiliyorsunuz oradaki. Hani demir, gold, diamond, zaten 3 tane var. Onun dışında bir de pizza siparişi var. Evet, bu da çok güzel bir şey. Şimdi pizza siparişi nasıl? Basıyoruz buraya. 2 tane demire 1 tane pizza. 4 tane demire 2 tane pizza. Yani bu şekilde gidiyor. Hiçbir şekilde indirim yok. Hep aynı fiyatta. Şimdi 2 tane demire 1 tane pizza alalım mesela. Satın al diyelim. Sadece bekle diyor. Senin pizzan geliyor diyor. Tamam, bekliyoruz. Ve şuradan demirlerimizi hazırlayalım. Çünkü ücret ödeyeceğiz. 2 tane demirimizi hazırlayalım şöyle. Evet, şimdi pizzacıyı bekliyoruz. 30 saniyeden geç gelirsen pizzacı, işim bitti. 30 saniyeden geç gelirsen bitti. Hani Domino's'ta oluyor ya, 30 dakikadan sonra. Aha, geldi lan. Pizza deli, bak. Pizzacı geldi mi? Geldi. Pizzacıya iki demirini veriyorsunuz. Böyle buraya koyuyorsunuz. Bir tane pizzanızı alıyorsunuz. Bak, thank you, bye bye diyor, gidiyor. Ve pizzanızı sonra afiyetle yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir pizza siparişi de var yani. Çok hani gerçekçi bir şekilde yapılmış. Gerçekten güzel şeyleri var. iPhone modla dediğim gibi birleştirilmesi yani bence imkansız. Hani yani yapımcılar öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Ama güzel mod olmuş ikisi de gerçekten. Fakat ben bunu daha çok sevdim. Hani hangisi daha güzel derseniz, bu daha güzel ondan. Neyse, şimdi bu map'te de gerçekten güzel düşüncelerim var. Yakında mükemmel bir seri gelecek. Bu map'te başlayacak ilk bölümü. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.